Bravo. Baba Umut abi nasıl geliyor bak. He ya. Umut bunlar iyi oynuyor mu? Hoş mu? Hakikaten de iyi oynuyorlar bu. Ağam bir alkış alabilir miyim gençlerimize? Sağ olun var olun. Ellerinize sağlık ayaklarınıza. Umut birazdan Fadila'yı oynayacak tamam mı? Hemen müsaadenizle birkaç tane bunları okuyayım ağa yoksa yetişmeyecek Allah'ım adıyla. Samet Tahir Buğday kardeşimize ve Buğda Bey öyle mi? Yılan ailesine. Abi arada bak yazdığın kötü yazıysan okuyamazsan bedava. Bunu ben yazmadım Allah'ım adıyla Taner Koca yazdı. Evet İbrahim Halil Yılan'a. Yılan ailesine gitsin daha doğrusu öyle söyleyeyim. Uğurcan'ın dayıları Sedat ve Vedat Kosus ailesine. Tekin abi, Ha bu. kimse o kağıdı görmüyor, takıldığı yerde salla zaten bilmiyor kimse. Kafaya göre bir isim söyle, kim bilecek, görmüyor zaten. Babası. Ondan sonra Mustafa Müdür oğlunu kardeşi. Bu vefat etti değil mi? Allah nur içinde yatsın Ali kardeşimize Allah rahmet eylesin diye. Valla bu çok giden giden ha bu ne ulan? Vallahi billah. Allah hepsinin mekanı cennet etsin. Amin amin amin. Baba bu hastalıktan mı Ali de vefat etti? Kalp krizi. Gençtir bence ya bu. Allah nur içinde yatsın. Bu arada bizim çok değerli ağabeyimiz Nizamettin Bey de Mersin'den bizleri izliyormuş. Anası ameliyat olmuş. Ani. Dur daha acele etme ha. Daha zaman var. Size de çok geçmiş olsun. Rabbim acı şifalar ihsan etsin inşallah. İbrahim Polat. Mehmet Bakay ağabeyim. Onu da geçen annesi vefat etti. Allah nur içinde yatsın. Kara Pençe Ahmet. Babu bir tane izleyicimiz var. Elif Nur. Onun da babasının ölüm yıl dönümmüş. Değil ki Fatih abiden de eğer mümkünse bu adam benim babamı baş üstüne, okursa baş memnun olurum. Mustafa Korkmaz ağabeyim. Korkmaz ailesine de selamlar olsun. Reşat Gülgeç. Selamlar sevgiler olsun. İlhan Elibol. Bu bizim daima bizim aynen. izleyicimiz. O da size çok selam Aleyküm ediyor. selam Aynı diyor Hoyrat'ta bu değil. Bizi burada Eyvallah. İstanbul'da uçurdu Allah Allah'ım razı adıyla. olsun. Ha Teşekkür vallahi ediyoruz. billahi. Furkan Katı. Bu Enes Sayın arkadaşı. Babosa. Elazığ. Kuvancılar Heybet Baba selamlar olsun. Bakkal Murat. Mahallemizin bakkalı. Öyle mi? Bizim de evin altındaki fırındaki hamur kesenden çevirciye ben de buradan selamlarımı, sevgilerimi göndereyim abi. Allah eksikliklerini vermesin. Baba, bak, bugün hep esnaf arkadaşlar yazmış. Aynen. Seni görmüşler Allah'ıma yazmışlar. Daha var Şire pazarındaki akrabalarım var ve hepsini söyleyeceğim buradan. Niye selam gönderebilirim sana çevirecek hanım ki? Geçen gün polis gelse ne kalanmış, kalkmış onların kartlarını almış cebine koymuş. Bir de hamur veriyorlar sağ olsunlar. Bak gene fırıncı. Fırıncı Cani Abdurrahman. Gene fırıncılar usta. Usta bak Of. hele. Bu gece biz eve sağlam gider Allah'ın sağlıyor. izninden yok yok bir şey oğlum yer bizi alırlar motorlar da var. Sıkıntı yok. O yüzden selam bol bol selam gönder. Allah eksikler Allah razı olsun abi eyvallah. Usta bizim fırın da selam istedi abi. Öyle mi? Şatır Fuat. Naşal Ahmi, bir de kardeşim Ömer var. Şehidimiz Sadi. Değil baba, bir selam göndermeseydi vallahi yarı fırına geldi. Abi fırına gönder, koltuğa attıkları her çömlek için onlara binlerce teşekkür ediyor. Şeye bak, Al. Hasan'ım, Naşal Ahmi. Lakabı öyle. Maşallah. Evet, Kılıç ailesine, Tepe ailesine ve Teki ailesine. Bak baba bizi güldürdü ya Allah razı olsun. Hasan hocam onu bir yapmışlar mıyız? Eyvallah. Yalnız bir müsaadenizle akım buraya gelin. Kime gönderiydik? Karaboğa ailesine. Söyledim. Söyledim. Sibel. Arga. O hanım kızımız vardı. Nereye gitti? Ha. O da ailesine gönderecek değil mi? Kime gönderiydik? Sedat Turgut. Hatay mı? Sedat Durgun. Hatay'a. Hatay'ımıza da selamlar olsun.
O bu Emin Hoca'dan da halk oyunlarına hepsi. Şimdi Hasan Hocam. Abi. Babu. Abi. Şimdi bazen evde, hatta dün akşam da seninle konuştuk. Şimdi Urfa'mızın çok güzel türküleri var ve bunların da evet. Öyküler, hikayeleri var. Şimdi mesela biraz önce okuduğumuz Cabırdağ'dan Cabırdağ, hoş geliyor. Aynen. He, Mavzer sesi hoş geliyor. Mehmet'im aslan Mehmet'im. Şimdi bunun mükemmel bir öyküsü var. Şimdi ben diyeyim ki sen bu işleri seven bir adamsan. Eyvallah. Hakikaten de seven bir adamsan. Bu öyküler üzerine imkanlarımız dahilinde. Tabii ki. Buna ne yapabildik? Yani abi, beraber... Hani biz dün de Tekin abiyle telefonda da bunun konusunu, muhabbetini yapmıştık. Şöyle abi, ben hani müzik iyi bir dinleyiciyimdir. Ama hani müzikte sabah beşte kalkar koyra dokuram desem yalan olur yani. Ama bu tür öyküler sizde varsa seninle evet. bir ara oturalım, bunları senaryolaştıralım. Tamam. Tabii ki biz de çok büyük zevk alırız. Hani ben Urfa'yı çok seviyorum. Aynen. Urfalı olmaktan aşırı derecede mutluyum. Eyvallah. O yüzden ya. Hani işin içinde Urfa'nın kültürü, işte müzik kültürü olur, tarihi ne anlatabilirsek ben 24 saat koşa koşa gelirim. Şimdi, yeter ki bize bir görev düşsün. Eyvallah. Şimdi dün ulusal bir kanalımızda diziyi seyrederken, ismini vermeyeyim buradan. İnan, ha dizi çok güzel bir dizi. Yani aklıma geldi, zaten onun üstüne kalktım, seni aradım. Ya vallahi billahi, mesela işte Nezif'in Ağıdı diye bir evet. türkümüz var. O da çok güzeldir. Diyelim ki bunları bir işleyelim. İnsanlar yani Urfa'yı tek bir müzik olarak görmesinler. Tabii, kesinlikle. Müziğin arkasında çok çok mükemmel şeyler var değil mi Fatih Hocam? Biz mesela şeyi biraz önce Hasan abi çağırırken çaldığımız Karaözü Mahbesi'ni evet. normalde oynak bir şarkı olarak biliyoruz, hareketli, ama aynen. o da ağır bir ağıt şarkısı. Tabii normalde. Ki. Evet. Bizim gündemimizde öyle şey yaptı. Onun hikayesi de çok güzel. Mesela Hasan abi, sen biliyorsundur onu. Hikayesi Kestavayın, çok güzel. Kestavayın. Evet. Allah'ın ruhuna. O da normalde ağır bir şarkı. Aynen. Ama biz işte günümüzde söyleye söyleye onu normal hareketli şarkıya döndürdük. Harekete getirdik. Evet. He vallahi. Bu mesaj çok önemli. Bunu müsaadenizle okuyayım. Tabii. Selam, ben Birecik'ten Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Şube Başkanı Abidin Kılıç. Tüm engelli kardeşlerimiz için demiş. Çalarsanız sevinirim. Tabii ki engelli kardeşlerime buradan selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Hepimiz bir engelli adayık. Engelli kardeşlerimiz hiç kendilerini öyle görmesinler. Hayat devam ediyor. Hayat yaşamaya Aynen. değer, hakikaten de değer. Bomba gibi devam edecek Allah'ın izinden. Şimdi Fatih'im, bize sen bir iki tane oku. Ondan sonra Hasan abiden bir iş yapacak abi. Fatih'im diye bir az önce arada konuştuk, bir istek Hasan istedim abi'nin ben. Hasan abinin bir isteği var. He. Yani bunu fırınçılarımız için değil, kendim için istedim ben. Bunu söylerse. Ne yapalım? Telefon var. Tamam. Tamam Ahmet, tamam Ahmet. Ahmet sen bir çut taklacı ayarladın. Böyle yeri yeridiği yerde takla atayım. Baba. Aynı işki amının meselesi gibi. Evet. Hazır mıyız? Alo. Alo. Çaldırıp kapattılar mı acaba? Alo. 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 Alo, sesim geliyor mu? Zekeriya abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar abim benim. Hoş geldin, şeref verdin. Eyvallah Tekin, hayırlı programlar dilerim. Allah razı olsun abim. Nasılsın, iyisin inşallah? Allah senden razı olsun. Urfa'ya selamlar olsun. Şu anda bizi kim izliyorsa herkese selamlar, saygılar. Valla Zekeriya abi şu anda buna emin ol 37 ülkede izleniyor şu anda. Maşallah. Ha vallahi billahi böyle. Yani artık mesajları okuyamıyorum. Vallahi billahi yetiştiremiyorum Zekeriya abi. Demek kardeşim, işini iyi yaptığın zaman, bir de sevildiğin zaman herkes izler. Aynen abim benim. Sen de işini güzel yapıyorsun. Allah İnsanlar razı olsun. Seni seviyorlar. İnşallah 37 ülkedeyle de 74 ülkede gidersin. İnşallah, inşallah abim benim. Çok sağ olasın. Bak, Fatih burada. Dayıcım iyi akşamlar. Eyvallah Fatih, ne haber? Ne var ne yok? İyi dayıcım, ellerinden öperim. Hoş geldin, şeref verdin.
Eyvallah, ben de senin yanaklarını öperim. Şu anda ben dışarıdayım, televizyon izleyemiyorum. Sağlığınız, saatiniz iyi mi? Çok şükür dayı. Allah'a şükür. Allah bugünümüzden geri koymasın. Allah razı olsun. Yanaklarınızdan öperim. Edebini sen de çok başarılısın, çok edeplisin, çok terbiyelisin. Allah razı olsun. İnşallah bahtınız, yolunuz açık olur inşallah hep beraber. Abi inşallah. Bir de, başka konuklardan kim var? Bir de bizim tiyatrocu, stand-upçı Hasan Ocakoğlu burada babu. Eyvallah. Hasan kardeşimiz de çok başarılı. Ona da selamlar olsun buradan. Ben sizin programınızın aracılığıyla sevgili Tekin kardeşim buradan biliyorsun çok zor bir süreçte geçiyoruz. Evet. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rahmete kavuşanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz bugün de rahmetli Kazancı Bedih Ustamızın 17. ölüm yıl dönümü. Buradan Bedih Ustamızı da saygıyla anıyoruz. Bir de bugün benim yıllarca beraber Kader Birliği yaptığım Mehmet Melik Ustadımız da rahmetine kavuştu. Evet, ustadım, Allah onun da mekanını cennet etsin inşallah. Amin inşallah. Amin. Ne var? Programımızda çiğ köfte, mi köfte var mı? Babu şimdi çiğ köfte bu pandemiden dolayı çok yanaştıramayız. Evet. Yoksa vallahi hatta dün gece benim hanımla konuştum. Dedim ki acaba yarın çiğ köfte yapsak sen de bize bir katmer yapsay. Vay, olur mu? Vay vay vay. O dedi ki ben hazırım. Sonra yönetimden konuştuk. Adem kardeşimden dedi ki abi bir iki hafta daha idare et. Ondan sonra inşallah babo katmerler, peynirli halvalar, şırlıklar hepsi yan yana geliyor vallahi. Sen söyle. Bunları yazacağım Tekin. Geldiğim zaman isteyeceğim. Senin odan hazır babo. Benim odam hazır mı? Oday hazır. Ha vallahi. Konu kahve yapılıyor mu? Konu kahvene başladık. İnşallah yakın zamanda Nisan'a kadar inşallah yetiştiririk. Geldi mi baba misafirimizsa? Tamam kardeş. Sen bir orada bir oda ayır. Ben geldim orada kalırım. Bir de çıkarak seninle şey yaparak. Kuş uçururuz. Kuş da uçururuz baba. He ben eski kuşçuyumdur ha. He baba sen eski kuşçusun. Eyvallah abim benim. Çok teşekkür ederim. Başka çok sağ ol. Başka nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Her şey sağlığınız, saatiniz iyi değil mi? Çok şükür dayı. Allah razı olsun. Fatih. Efendim dayı. Canım benim ufaklık ne yapıyor? Aser ne yapıyor? Aser. Aser iyi çok şükür. benim yerime onları da yok. Oradaki sen arkadaşlarımıza da selamlar olsun. Hepinizin yanaklarını öpüyorum. Aleykümselam. Benim yerim azıcık benim için şey yok Fatih. Beydağından yola açırım. Başım üstüne dayı. Ha o benim isteğim olsun. Başım üstüne. Hasan kardeşim sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sen nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Geçen gün izledim, o yatıyan misafirim var. Çok başarılıydı. Eyvallah. Çok teşekkürler hocam. Ondan çok sağ olun. Sizler gibi değerlerimizle itikar ediyoruz. Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin. Her ne kadar çok da çok bir samimiyetimiz yoksa ama yoksa da biz Urfalılar hepsi benim için benim akrabamdır. Ben her yerde diyorum. Allah razı olsun. Biz küçüklüğümüzden beri izliyoruz sizi hocam. Allah eksikliğinizi vermesin. Allah razı olsun. Ya elimizden geldiği kadar hepimiz memleketimiz için bir şeyler yapıyoruz. Siz tiyatro diyorsunuz. Siz tiyatro oyunlarınızla Urfa'mıza bir şeyler katıyorsunuz. Bizler elimizden geldiği kadar memleketimizi kültürel anlamda iyi teşkil etmeye çalışıyoruz. Keza Tekin de öyle, Fatih de öyle. Aynen öyle. Ya hepimiz sağ olalım, var olalım da elimizden geldiği kadar memleketimize hizmet edelim. Allah razı olsun, Allah eksikliğinizi vermesin hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Abim Emin Arkat da burada. Folklor ekibiyle birlikte, şagirdleriyle birlikte buradalar. Onlar da size çok selam ediler. Şagirdlerle mi gelmiş hem? He yok şagirdler. Baba neredense ailesini komple getirecek. O, zaten çiğköfteyi de kendi yüzünden kaldırdım ha. Bir baktım baba çocukları getirmiş. Dersi hafta hanımı almış gelmiş. Dedim baba ne oluyor? Burası Ayşe mi midir? buradan Emin kardeşimle yanaklarından öpüyorum. O benim TRT'deki programıma geldi sağ olsun. Evet. Diyarbakır'a hep geliyordu. Emin de iyi bir folklorcudur. O da memleketimizi folklor anlamında. Aynen abim. Ben Emine de buradan teşekkür ediyorum. Şagirdlerine de. Allah razı Allah olsun. Allah can sağlığı versin, durmadan şagird yetişti. He maşallah. Eyvallah abim benim. Peki, çok teşekkür ederim. Yanaklarından öpüyorum. Başarın daim olsun. Allah razı olsun abim benim. İnşallah oradaki yakın zamanda gelirsen. Arkadaşlara da çok selam söyle. Aleyküm vallahi selam. Bu pandemi bitmeden biraz zor gelir. Aynen. Az kaldı. Burada çok kısa bir zaman kaldı. Geldiğim baba senden misafir etmek istiyor vallahi. İnşallah. Geldiğim zaman söz.
Tamam gel olur benim. İnşallah beraber bir şey yaparız. İnşallah. Ben yanaklarınızdan öpüyorum. Başarınız dayım olsun. Fatih yanaklarından öpüyorum. Ellerinden öpüyorum dayım. İyi akşamlar. Oradaki müşteri kardeşlerimizden yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Emin Arkat'ın da şagirdlerinin de ve o Güneydoğu TV'nin değerli sahipleri benim çok kıymetli dostlarımdır. Eyvallah. Yıllardır dostluğumuz vardır. Ali kardeşime, Ömer Kapalı kardeşime de canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Başarınız dayım olsun. Sağ olun. Var olun. Sağlıklı kalın inşallah. Allah razı olsun abim. Biz size çok teşekkür ederiz bağlandığı için. Bizleri şereflendirdi. Ne demek ya? Allah razı demek, olsun ne abim demek, benim. Ne demek? Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Cümleten iyi akşamlar. Herkese selamlar. Abim benim. Çok teşekkür sağ ederiz. Ol, sağ ol. Allah razı olsun. Selam sıradaki İstanbul'daki oğullarım Süphan, Sinan, Abdülbaki ve Dünya Tatlısı torunum Nilhan Kevser'e gelsin demiş. Emin Avcı selamlar olsun. Baba söz sende. Tamam abi. Onu yapalım. Sonra da tamam. Aynı zamanda bu uzun havayı babam da çok seviyor. Babam da
çaresiz. Ben düştüm bir ateşe, siz düşmeyin yanarsın. Ben düştüm bir ateşe, siz düşmeyin yanarsın. Gel gönül, uslan gönül, zulmetme bana gönül. Gel gönül, uslan gönül, zulmetme bana gönül. Koşa koşa yoruldum, gelme peşimden gönül. Koşa koşa yoruldum. Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hey doki. Şirin işemem maki, ilimim gidi zeydok. Beşin atten zirabe, vay aşla Allah Allah. Ani doktor getirme, güzeller hastasıyım. Ani doktor getirme, esmerler hastasıyım. Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hey doki. Şirin işemem maki, lümlüm gidi, sey doki. Beşin ortaya sınavı, ven aşırı atmaki. Hay gidi, hay gidi, hay hay gidi, hey doki. Şirin işemem Yüreğiye sağlık. Tekin abi bıraksay gidecek şimdi. Hasan abim bir de o zaman.
Olmuyor. Dedim bıraksa biraz daha devam edecek. O zaman sen program bitecek. Eyvallah abi, teşekkür ederim. İyi midir babu? Bizi de fırıncılara katarız ama. Sabaha kadar izlerdim. Umut maşallah var. Maşallah, ya, Allah ısrar etsin. Umut çok bela. Umut çok bela. Sen mi değilsin? Dur o zaman böyle bir şey yapalım. Ahmet'ten bir solo performans mı? Ne yapayım? Babu, Hasan'ım. Abim. Bir hikaye... Hikayeyi anlat. He. Şimdi tabii gençler bilmezler. Nereden bilecekler? Yaşları kurtarmaz. Eskiden elektrik yoktu. Abi ile biz oturırdık. He. Vallahi billahi böyle evde oturırdık. Komşular işte yemeğini yiyen damlardı. Bir gece işte kimde oturuyor mesela? İşte Hasan geldi oturuyor. Bakarsan hepsi geldiler oraya. Oturdular. Şimdi biz de çocuğuk. Oynayıp kuduruyuk ya. Hele oturacak size hikaye anlatacak. Acık otur. Lof. He. Haket. Haket anlatacak. Baba başı ileride haket anlatmağa. Abi tane sen bize haket anlat. Ele reklama gider. Haket laklakoz diye girin ben de. Ela kocam burada bilir. Kocam gitmiş burada bilir dedim. Ters köşeye düştük. Abi böyle ya bu komedyenlerin böyle bir zor bir durumu var. Yekten bir şey anlat dediler mi soyka kitleniyor hiçbir şey aklı. Bir gün bir yere gittik Tekin abi. Abiyle oturuyoruz kalabalıkta baktım böyle iddia ev sahibi. Hele kalk bizi bir güldür lo. Bu ne? Dedim kalkam kıdıklıyım mı sana neydim ben? Şimdi böyle ben stand-up'ımdan bir şey anlatayım. Şimdi ben böyle çirkin olduğuma kimse bakmasın. Ben küçükken daha da çirkindim. Tabi mesela bir bebek doğduğunda oraya hayırlı olsuna gidilir ya. Bize evet. Babama teselli vermeye gelirlermiş. Yani değillermiş Muhammed seni de imtihani belermiş ya. Şimdi abi mesela bir çocuk doğduğu zaman Fatih ne yaparlar? Böyle ayağından tutuyorlar. Kıçına öler değil mi? Bir sille tekme girmiş ameliyathane ekibi. Herkese gider çeyrek takarlar bize muska takmışlar. O da bir yede gel babama beni gördüğünde çalınmasın diyelim. Şimdi... Etraftan hep duyuyorum işte anlatıyorlar ya ben çocuğumun ilk kalp sesini duyduğum zaman çok heyecanlandım. İşte ilk ultrason görüntüsünde çok ben de heves ettim gittim babama sordum. Dedim baba beni ilk gördüğünde ne hissetti? Herif durdu böyle uzağa daldı Tekin abi. Dedi Allah kimse evladından imtihan etmesin. Yani öyle bir durumdu benimki de. Sizden paylaşım dedim yani. O babayın elini öpürüm. Eyvallah, Allah razı olsun abi. Rabbim inşallah ona uzun ömürler, sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin, cümlemize işte, Allah razı olsun. Sen iyi bir evladı dünyaya getirdin. Eyvallah, Allah vallahi billahi biz seni tanımaktan şeref duyduk. Eyvallah, o şeref. Bu arada Fuat abime de evet. Dayımıza selamlar aynen. Olsun. Deyip adam beni unuttuysa ona. Yok, bu sefer unutmayak. Unutmayak. Evet. Şimdi ne yapayım baba? Hazır mıyım? Ya ben çok güldüm ya. Ya sen... Allah ağlatmasın. Amin. Allah hep güldürsün. Geçen hafta da izleyebildiğimi bilmiyorum. Hamas Stüdyo'ya yatırmıştı bıçak. Aynen. Onda da inan burada az kalsın yere düşündü. Aynen buradan Mehmet hocama da selamlar, sevgiler gönderelim. Böyle bir esah bir iş yapalım usta. Olur baş gözü. Vallahi, vallahi Allah. Bir haket anlatalım. He yapalım kesin yapalım. Evet şimdi reklamlara gidecek. Bugün Allah'ın size bak para sahibi emin anlatsın. He. Emine doğru yönler. Ahmet, kimdeyiz? Ahmet, sen de miyiz? Evet, parayı çok seven kardeşimiz. Hiç yanına bulundurmaz zaten. Ne diyeyim? Parayı herkes sever, reklamlar.